fazilet buluşu. Evet, oradan başlayalım. Yani. Şimdi yazılar. Neden Üstad Hazretleri şahsı manevi anlatırken 3 tane misal vermiş. Bir tanesi kifayet etmiyor mu dedi birisi. Etmiyor ki 3 tane vermiş. Peki bu 3 tane vermiş olduğu misal neyi ifade ediyor? Vücut azaları misali kemalet için verilmiş. Fabrikanın çarkları misali netice için verilmiş. Sefine-i Rabbani çalışan hademe misali de hizmet için verilmiş. Yani bu hizmette şahs-ı maneviye dahil olduğun zaman şahsi kemalat da var. Hem de afaki olarak uhrevi noktada çok büyük netice de var. Zaman olmuş ki alimler veya büyük evliyalar şahsi kemalat elde etmiş ama şahsi kemalat olmuş. Netice ahiret noktasında Allah'ın istediği gibi olmamış ki. Ama bu hizmette şahs-ı maneviye dahil olursan şahsi kemalat da var. Evet. Ondan sonra netice de var. Hem de ümmet-i Muhammed'e hizmet etmiş oluyorsun. Ondan sonra yakınlarına ediyorsun, kendine ediyorsun değil mi? Bütün insanlara hizmet ediyorsun. 3 tane farklı misal vermesinin bir tane hikmeti bu yani. Niye bir tane değil de 3 tane misal vermiş? Vücud azaları misali, mesela göz, kulak var ya abi. Cemaat içinde bazı insan göz gibidir. Cemaat onunla görür. Bazı insan var ki kulak gibidir. Cemaat onunla işitir. Bazı insan var ki ayak gibidir. Cemaat onunla mesafe alır. Herkes göremez. Herkes işitemez. Herkes konuşamaz. O genel manadaki gibi yani. O yüzden vücut azaları misali verilmiş ki onun konuşmasından, görmesinden, yürümesinden. Hatta Peygamberimizin ben bir hadisini gördüm abi. Diyor ki cemaat içinde öyle insanlar var ki çok bereketlidir. Cemaate gelen bereket onunla gelir. Ama cemaat bilmez yani. Cemaat içinde bazı insanlar da var ki çok bereketsizdir, uğursuzdur. Cemaate gelen bereketsizlik, uğursuzluk onunla gelir diyor o adamla. O da kendini bilmiyor. Şimdi vücut azaların misalini niçin veriyor? Hizmette herkes her şeyi yapamaz ama bir şeyi yapabilir. Güzel görebilir, düşünebilir, işitebilir, konuşabilir, mesafe alabilir. O yüzden abi o kemalattan mahrum kalmamak için bu misal verilmiş yani. Cemaatin bereketli olup olmadığını da sanacağız. Abi mesela burada hani hatırlarsanız şualarda bir mektupta şöyle bir şey var. Hani Hüseyin Hazretleri diyor ki benim bardağım çatladı diyor. Sobam değil mi? Kırıldı, patladı diyor. Niye? Oradaki mevzu ne? Tesanetsizlik abi. İki tane abi arasında 3 tane problem oluyor ya. Onların arasındaki tesanetsizlik, uhufezlisi eşyaya sirayet ediyor. Eşyadan onu anlıyor yani. Çabuk barışmanız lazım diye. Yani aynen bunun gibi. Eğer tesanet olsaydı, böyle tam istenilen mana olsaydı abi, o zaman inayet veya tevafuk devreye girecekti. O şeyi bırakmayacaktı yani. Ama tesanetsizlikten oluyor abi cemaatin içindeki o şeyler yani. Mesela çay dökülüyor. Biz şimdi Türkiye'de küçük çay 20 abi, büyük döktüğü zaman 30. Cezası var. O yüzden herkes dikkat ediyor. Normalde dikkat etmiyorlar ya. Ceza koyunca dikkat ediliyor yani. Ondan sonra fabrikanın çarkları misali. Şimdi abi bir çark düşünelim, çark. İbrahim abi. Çarkta bir dişli var, bir boş var. Bir dişli var, bir boş var ya abi. Bir büyük çark, bir de küçük çark düşünelim böyle. Bakın bunun dolusu bunun boşuna, bunun dolusu bunun boşuna geliyor. Değil mi? O zaman saat düşünelim. İki tane çark var. O zaman zamanı gösteriyor. Şimdi hizmet içinde de abilerin, kardeşlerin, herkesin bir dolu bir boşu var abi. Yani sen mesela tesanette çok iyisin. Uhuvvette biraz boşluğun var. Veya ihlasta çok şeysin. Öteki mesele de yani o zaman çarklar böyle birbirinin boşluğunu, dolunu girdiği zaman o zaman mükemmel hizmet oluyor. Yani İbrahim abi sen Bülent abinin mükemmel olmasını her meselede yani istemen aslında doğru değil. Veya yapamaz da zaten yani. Onun o noktadaki şeylerini diğer abilerden görmek, kardeşlerden görmek veya sen tamamlamak o da aynı şekilde yani. O zaman fabrika çarkları yani çarkları şey fabrika üretiyor. Ne üretiyor? Mana üretiyor, feyiz üretiyor değil mi? İnkişafat üretiyor. Ondan sonra
Ümmet-i Muhammed'e fayda üretiyor. O yüzden böyle bir teşbih yapıldı. Bir de hademe. Bu hademe de çok önemli abi. Şimdi bir gemi düşünelim. Geminin kazan dairesi var. Değil mi? Hademelerin. Hademe seyahat etmiyor İbrahim abi. Hademe yolcu değil yani. Yolcuların rahatı için çalışıyor. Öyle değil mi abi? Biz hademeyiz abi. Biz Ümmet-i Muhammed'in sahili selamete çıkması için biz çalışıyoruz yani. Şöyle ince 2-3 tane mana söyleyeyim abi. Şimdi hademe işe girmeden önce patronla iş akdi yapıyor abi. Öyle değil mi? 1. 2. Hademe ve yolcular diyelim ki buradan Almanya'dan kalktı. İtalya'ya gitti veya başka bir ülkede gitti. Yolcular pasaport gösterirken hademe pasaport göstermiyor. Burada kartı var onun yani. Öyle değil mi? Görevli. Görevli. Onun şeyi var yani. O elini kolunu sallayarak geçiyor, geçmiyor, oturuyor, kalkıyor değil mi? Ama diğer seyahat edenler öyle değil. Biz hademe olduğumuz için abi iş akdimiz daha önce biz yapmışız. Hatırlamamız, olmamıza delalet etmiyor. Büyük, ağır, umumi, kutsi vazife-i imaniye değil mi? Omuzumuza ihsan ile konu iş akdi olmuş yani. Seçilmişsin sen bu Sefine-i Rabbani'de yani. Allah'a evet. İş akdi olmuş yani. Sen şimdi patronla görüşmüşsün ama ben hatırlamıyorum. O ayrı konu abi. Peki yolcular kim? Yolcular tabii ki öbür gerisi Muhammed'di. Muhammed Ümmet işte. Ümmet-i Muhammed. Evet. Ama yani herhalde böyle direktmen dine hizmet etmeyip de yaşayan kişiler mi oluyor? Yani bütün insanların şey... Farzi vazifesini yapıyor. Ama ümmet ikiye ayrılıyor. Ümmet. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Biz icabet eden ümmetiz. Hepsi aslında peygamberimizin ümmeti. Ümmeti davet etmiş onlara imana gelen, İslamiyet'e gelin diye. Ama kabul ediyor ama kabul etmiyor. Biz icabet etmişiz yani. Ümmeti davet var, ümmeti icabet var. Yani biz hademeymişiz. O yüzden yani hizmet kime hizmet ediyoruz biz? Ümmet-i Muhammed'e. Değil mi? Oğlum biz hademeyiz. Bizim moralimiz bozulsa da, üstümüz başımız kirlense de, canımız sıkılsa da biz iş akdimiz var bizim yani. Bu vazife bize konulmuş. Bu şahs-ı maneviyi anlatırken bunları veriyor. Bir tanesi kifayet etmediği için üçünü veriyor abi. Gezmeye gelmedi. Allah razı olsun El Fatiha. Allah'ım sana.